makyaj kitap önerileri yapacağız. Benim en çok sevdiğim kitapları sizlerle paylaşacağız. Videonun sonunda da birkaç tane dizi önereceğim. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle macera kitaplarıyla başlayacağız. İlk kitabımızın adı Elif Şafak'tan Sakız Sardunya. Bu daha çok 11-12 yaş değil de yani böyle 9-10 yaş aralığının okuyabileceği bir kitap. Eğlenceli, böyle maceralı, güzel bir kitap. Bir de bu kitabın Sıkı Sardunya ile Eğlence Günlüğü diye bir şey var. Burada da kitapla ilgili sorular, işte böyle küçük küçük etkinlik gibi eğlenceli şeyler var. Ben bunu okudum, bunu da yaptım. Gayet de eğlenceli ve güzellerdi. Siz de bunları alıp okuyabilirsiniz. İkinci kitabımız işte yine macera kitabı. Küçük Cadı Şerof diye bir kitap. Bu da böyle minik, böyle çocuk bir cadının ülkeyi gezip işte maceralarını anlatan güzel bir kitap yine. Bu kitabı ben de okudum. Siz de alıp okuyabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir seriyle devam ediyoruz ve benim gerçekten çok fazla beğendim, çok beğendiğim bir seri bu. Bu da bir macera kitabı. Zaten burada çoğu macera kitabı olacak. Sonra size eğlence kitapları gelince söyleyeceğim. Bunlar Serafina adında bir seri. 3 kitabı var. Aslında 4 kitabı var ama henüz Türkçe'ye çevrilmediği için o kitabı alamıyoruz. 3 kitaplık bir seri şimdilik. Adı Serafina serisi ve gerçekten ben çok beğendim bu kitabı. Bence mutlaka okuyun. İşte Serafina, birincisinin adı Serafina ve Siyah Pelerin, Serafina ve Büyülü Değnek, Serafina ve Parçalanmış Yürek. Bu kitaplar böyle macera dolu, eğlenceli, böyle gizemli, çok güzel kitaplar. Bunları da eğer böyle maceralı bir kitap arıyorsanız kesinlikle almanızı ve okumanızı öneririm. Özellikle Serafina ve Parçalanmış Yürek olan bu üçüncü kitapları çok heyecanlı, çok heyecanlı başlıyor ve çok heyecanlı bir kitap. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. Arkadaşlar şimdi yine macera kitabı olan ve yine güzel bir kitap olan Kara Oklar Çetesi'nden bahsedeceğim. Bir var, bir de ikisi var. Bildiğim kadarıyla üçü yok. Turuncu olan biri, yeşil olan da ikisi. Bu Kıbrıs'ta geçiyor. Böyle bunlar, bu Türkiye'de geçiyor yani, normal Türkiye'de geçiyor. Bu da Kıbrıs'ta geçiyor. Böyle gizemli, sırları çözdükleri güzel kitaplar, bunları da okuyabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size gösterdiğimiz, bir dakika. Macera kitapları bitti. Şimdi sizlere böyle daha çok eğleneceğiniz, böyle çok heyecanlı olmayan ama böyle eğlenceli kitaplardan bahsedeceğim. İlki Dedemin Bakkalı Şermin Yaşar. Belki de çoğunuz bu kitabı biliyor. Eğlenceli böyle. Küçük bir kızın başından geçen, deresinin bakkalında çalışan küçük bir kızın başından geçen bir hikaye. Eğlenceli, böyle okurken keyif alacağınız bir kitap. Arkadaşlar çoğu böyle eğlenceli olan macera değil de macera kitapları da vardır kesin. Ama böyle benim sevdiğim eğlenceli kitaplardan Şermin Yaşar'ınki daha çok. Mesela Dedemin Bakkalı da Şermin Yaşar. Şimdi gösterilen de Cem de Şermin Yaşar. Bu da Cimbo. Bu da Dedemin Bakkalı'nın söylediğim gibi böyle eğlenceli, okurken keyif alacağınız bir kitap. Bu da bir köpeğin başından geçiyor. Böyle kendini insan gibi sanan bir köpeğin başından geçiyor. Ve gerçekten çok eğlenceli bir kitap. Bu kitapta Sophie'nin başından geçen böyle komik olayları, sürekli başından geçen talihsiz ama eğlenceli olayları gösteren bir kitap. Zaten adı da Sophie'nin başına gelenler, gördüğünüz üzere. Bu da böyle komik bir kitap, bunu da okuyabilirsiniz. Sırada ise Charlie'nin Çikolata Fabrikası var. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Klasik bir kitap. Ayrıca bunun filmi de var. Belki filmlerini izleyen de olmuştur. Kitabını okuduktan sonra filmini de izleyin. Çok eğlenceli. Bilmiyorsanız kesin okuyun. Arkadaşlar şimdi 9 kitaplık eğlenceli bir seriden devam ediyorum. Sessiz Sakin Gürültülü Maceraları diye bir seri. 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si ve 9'u var. 8'i atladım çünkü 8'i kayıp ama bir ben okudum. Siz de hepsini okuyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel kitaplar. Böyle sessiz sakin diye bir çocuğun başından geçen eğlenceli olayları anlatıyor. Ve her bir kitabında böyle çok eğleneceğiniz okurken olaylar var. Mutlaka bu kitapları da okuyun. Arkadaşlar şimdi kitap önerilerimiz bitti ve size iki tane dizi önereceğim. İlk dizimiz Avatar Son Hava Bükücü. Bu çok güzel, çok güzel düşünülmüş bir dünyada yaşanan, böyle maceralı, gittikçe de heyecanlanan
bir dizi. Bu dizide ateş, su, toprak, hava diye 4 tane element var. Ve insanlar bu elementleri bükebiliyor. Bu bir animasyon. Netflix'te de bulabilirsiniz bu diziyi. Oradan izleyebilirsiniz. Ateş ulusunun diğer uluslara savaş açmasıyla maceralı olan bir dizi bu. Yani eğer bir dizi arıyorsanız böyle izleyecek, Netflix'ten kesinlikle bu diziyi izleyin derim. Çok güzel düşünülmüş, çok güzel ayrıntılı yapılmış, çok güzel bir dünya oluşturmuş bu dizide. Bunu kesin izleyin derim. Bu dizinin devamı olarak bir de Netflix'te Avatar The Last Airbender, yani Avatar Son Bölümü'nden sonra Korra Efsanesi diye bir dizi var. Bu da onun devamı gibi bir şey ama benim beklediğimden birazcık farklı çıktı izlediğimde. Avatar'daki karakterler yaşlanmış bir şekilde gösteriliyordu ve tamamen farklı karakterlerle devam etmişler diziye. Açıkçası Avatar'dan sonra açık söylemek yani gerekirse ben çok fazla beğenmedim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani Kore'yi kesin izleyin falan demem. İsterseniz izleyebilirsiniz ama Avatar The Last Airbender'ı, yani Tonama Bükücü'yü kesinlikle izleyin derim. Bir de bu Avatar The Last Airbender Tonama Bükücü serisinden sonra bu serinin devamı olarak çizgi romanları çıktı. Ama sadece ilk çizgi romanının kitap hali yani çıktı. Gerisi internette PDF olarak var. Bizde ilk kitap var mı? Bayağı ağır. İlk kitap haline çizgi romanı olarak aldık. Bu o dediğim serinin, Avatar Son Bükücü serinin devamı. İlki var burada. Verilen Söz diye bir çizgi roman. Ve diğerleri de internette PDF olarak bulunduğu için biz bu seriyi çok 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 sevdiğimiz için bu PDF'leri bastırarak serilerini, çizgi roman serilerini kendimizce bastırarak okuduk. Bu biri normal basılmış hali. Bu da bizim bastırdığımız hali. Şeyin devamı, bu çizgi romanların devamı. Böyle büyük sayfaları biz de bu çizgi romanları bastırıp hepsini göstereyim, bekleyin. Sonra burada iki, üçüncü çizgi roman var. Bir, iki, üç, dört. Sonra beşinci, bazıları böyle ince hikayeler şeklinde. Beşinci, gerisi kalın. Sonra altı, bu da ince hikaye şeklinde minik. Yedi, sekiz ve dokuz tane işte böyle çizgi romanı var serinin devamı olarak. Yani internetten PDF'ini de okuyabilirsiniz ama biz bastırmak istedik. Onun dışında devamının birinci şeyini de alabilirsiniz. Ve çok eğlenceğinizden, çok seveceğinizden bu seriyi de eminim. Şimdi bir diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi ikinciyle devam ediyoruz. Bu arada bundan önceki Avatar Son Hava Bükücü Netflix dışında başka sitelerden de bulabilirsiniz. Ama şu an anlatacağım Netflix'e özel bir dizi. O yüzden bunu Netflix dışında bir yerde bulamazsınız. Bu dizi yine Avatar'ın yapımcılarından bir dizi. Zaten bu yüzden de birazcık izledim ben. Çok güzel yapıyorlar çünkü dizileri. Bu da Avatar'ın yapımcılarından güzel bir dizi. Adı Ejderhalar Prensi. Yani adından ejderhaların oynadığı bir film gibi düşünmeyin. Çok güzel, yine eğlenceli, böyle nasıl desem heyecanlı bir dizi. Bu aslında arkadaşlar 7 sezon olacak bir dizi. Ama şu anlık Netflix'te 3 sezonu yayınlardı. Yani diğer işte 4. 5. 6. 7. seri sezonları gelmedi. Biz de heyecanla bekliyoruz bu sezonları gelmesini. Yine böyle güzel düşünülmüş bir dünyada, maceralı, eğlenceli, güzel bir dizi. Bunu da izlemenizi öneririm. Burada da ejderhalar dünyasıyla insanların olduğu dünya işte ayrılıyor. Yani dünya aynı da işte birlikte yaşarlarken ardından işte bir savaşla ikiye bölünüyorlar. Sonra da işte bunların birbiriyle savaşı ve ejderhalar yok sadece şeyde. İşte elfler, toprak kan elfleri, güneş, işte şifa, bir sürü elfler var. Onlar bir sürü güzel canlının olduğu bir dünya, bir de insanların olduğu bir dünya. Ama savaşını bahseder. Yine çok eğlenceli, güzel düşünmüş bir dünyada yaşayan heyecanlı bir dizi. O yüzden Ejderhalar Prensi'ni de Netflix'ten izleyebilirsiniz. Arkadaşlar önerilerimiz bu kadardı. Bu seriyi beğenirseniz bir de ailecek izleyebileceğiniz diziler olarak bir seri, bir yani videoda yapabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir, umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir ve umarım
yani size bir faydası olmuştur önerdiğimiz kitapların dizilerin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.